Herkese merhaba. 16-15 olarak planlanan ancak 16-35, 17-45 belki 15 dakika uzatmayla 18 olarak lanse edilen 5. oturumu açıyorum. Bu oturumda iki tartışmacımız ve iki konumuz var. Önce ilk tartışmacı olan Profesör Doktor Songül Sallangül'e ben sözü bırakmak istiyorum. Tartışmacı olarak yer alacağı oturumda da Doçent Doktor Dilek Memişoğlu Gökpınar, Covid-19 salgını sürecinde yaşlılara yönelik kamu politikası düzenlemelerine ilişkin bir değerlendirme sunumunu yapacak. Şimdiden başarılar diliyorum. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet, gün boyunca uzun bir oturum oldu. Sanırım ara vermeden de devam edeceğiz. Ama çok verimli olduğunu düşünüyorum şimdiye kadar olan tartışmaların. Özellikle tabii göçle başladık. Şimdi yaşlılık politikaları üzerinden çalışmalara geçeceğiz. Tabii ki bu COVID döneminde pek çok karar alındı ama bu kararlardan özellikle daha görünür olan ve biraz işin sosyolojik boyutuyla da alınan kararların bir ayrımcılık olup olmadığını Türkiye'de çok tartışıldığı konulardan bir tanesi yaşlılara yönelik kamu politikaları ve bu kamu politikalarının özellikle kısıtlamalar ve işte bir dizi izlenen politikalar alınan kararlar çerçevesinde durumun ne olduğunu bu oturumda ele alacağız. Ben çok hani uzun bir konuşma yapmak istemiyorum. Sözü Dilek Memişoğlu'na Ben bir şey vereceğim. ekleyebilir miyim? Ama Hüseyin Hoca önce bir söz almak istiyor. Buyurun. Evet, öncelikle Hasan Engin Şener hocam olmak üzere bütün düzenleme ekibine bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Tüm katkı veren değerli sunuculara da tabii ki. Şimdi iki sunu var. Ben hani düşündüm farklılaşsa belki araya birini alıp tartışıp ikincisine geçmek daha mantıklı gibi görünebilir ama içerik olarak bu sunular çok benziyor. Birbirini müteakip sunup dinleyip arkasından tartışma yaparsak sanki daha zenginleşmiş olacak gibi geliyor bana tartışma. Daha birbirini pekiştirecek bir durum olacak. Dolayısıyla Yani yani önce evet. Dilek hocamızı dinleyip arkasından da Ayşe ile Hilal arkadaşlarımızı dinlersek arkasından da zengin bir tartışma olacağını düşünüyorum. Nasıl yapalım? Dilek Olur, yani dilek. hocadan başlayalım. Dilek hocam, buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Ahmet sizin dijital ortamda. Teşekkür ediyorum hocam. Tüm katılımcılara sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Öncelikle hemen ekranımı da sizinle paylaşarak sanırım şu an ekranımı paylaşabiliyorum. Evet, tam ekranda yapabilirsin. Tamam. Tamam, oldu Evet. herhalde, değil mi Buyur. hocam? Evet. Tamam. Pardon. Ben sunumumda biraz daha aslında yaşlılara yönelik bu COVID-19 salgını kapsamında nasıl düzenlemeler getirildi ve bu düzenlemelerin olası sonuçları, yansımaları neler olabilir ve bunlar üzerine ne söyleyebiliriz? Ya da bu yansımalar üzerinden yeni politika alanları veya konuları olarak neler konuşulabilir? Biraz bunlara değinmeye çalıştım. Öncelikli olarak ben biraz yaşlılık kavramı üzerinde durmak istiyorum çok kısaca. Çünkü çalışmanın ana odağını bu kavram oluşturacak. Dolayısıyla yaşlılığı ve yaşlılık kavramlarını nasıl ele aldığımı da bir değinmek istiyorum. Literatürde çeşitli yaşlılık kavramlarının yer aldığını görüyoruz. Biyolojik, fizyolojik yaşlılık gibi, psikolojik yaşlılık, sosyal yaşlılık ve kronolojik yaşlılık gibi. Farklılaşan tanımlar ve buna göre farklılaşan içerikler aslında söz konusu. Burada sıklıkla tercih edilen ve sınıflandırmalarda kullanılan bizim de konumuz itibariyle tercih edilmiş ve politika düzenlemelerine yansımış olan ise kronolojik yaşlılık. Yani bu anlamda doğum yaşı, takvim yaşı olarak da ifade edebileceğimiz bir yaşlılık veya yaş
kavramından bahsediyoruz bu anlamda. Ve aslında 65 yaş ve üzeri yaş grubundaki bireylerin kronolojik olarak yaşlı bireyler ve yaşlar olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Bunlar da kendi içerisinde 65-74 arası genç yaşlılık, 75-84 yaş arası ileri yaşlılık ve 85 yaş ve üzerinin de çok ileri yaşlılık olarak adlandırıldıklarını söylemeniz mümkün. Bu noktada COVID-19 tedbirleri veya düzenlemeleri bazında baktığımızda işte kronolojik yaşın, yani 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik kronolojik yaş esaslı düzenlemelerinde karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bir taraftan toplumun geneli için bir takım kamu politikaları, düzenlemeleri hayata geçirilirken ve öngörülürken, bir taraftan da 65 yaş ve üzerine doğrudan konu edilmiş bazı düzenlemeler karşımıza çıkmakta. Biraz bunlar üzerinde durmak istiyorum. Bu düzenlemelerin içeriğine yer vermek istiyorum. Burada baktığımızda 65 yaş üzeri için çeşitli düzenlemeler görüyoruz. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik ilk düzenlemenin 21 Mart tarihinde, yani vakaların ilk açıklandığı 11 Mart tarihinden 10 gün sonra kabul edildiğini görüyoruz. Ve burada da bu düzenlemeyle 65 yaş ve üzerindeki bireylerin ve hastalığa sahip olanların, kronik hastalığa sahip olanların sokağa çıkmalarının yasaklandığını görüyoruz. Bundan bir gün sonra, yani 22 Mart tarihinde buna bir istisna getirilerek ek bir genelgeyle çeşitli görevlerde yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu yasak kapsamında değerlendirilmediğini ve onların sokağa çıkabilmelerine yönelik bir düzenleme getirildiğini söylemek mümkün. Yine Mart ayı içerisinde 27 Mart'ta getirilen düzenlemeyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayenelerinin ertelendiğini, bu anlamda onlara biraz kolaylık veya rahatlama sağlandığını söylememiz mümkün. Yine devam ettiğimizde Mayıs ayı itibariyle de yine 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için çeşitli genelgelerin hayata geçirildiğini görüyoruz. Burada artık 21 Mart'ta getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından ve yasağından sonra ilk kez 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10 Mayıs Pazar günü itibariyle saat 11 ve 15 saatleri arasında kalmak şartıyla sokağa çıkabilmelerine izin verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yaklaşık bir 44 günlük, 45 günlük sınırlamanın ardından yaşlı vatandaşların, 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar günüyle sınırlı olmak üzere sokağa çıkmalarına da izin verilmeye başlandığını görüyoruz. Bu 17 Mayıs pazar günü yine 11-15 saatleri arasında, 24 Mayıs pazar günü de 14-20 saatleri arasında olacak şekilde genelgede düzenlenmiş durumda. Yine devam ettiğimizde 20 Mayıs'a geldiğimizde burada artık yine yaşlılar için seyahat izin belgesi verilmesine yönelik bir düzenleme görüyoruz. Burada da yaşlı bireylerin en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerlerine gidebilmesine yönelik bir düzenleme karşımıza çıkmakta. Bunun devamında da yine pazar günleri için yine belli saatler, 14-20 saatleri arasında yaşlı bireylerin, 65 yaş üzeri bireylerin sokağa çıkabilmesine ilişkin çeşitli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu durum 10 Haziran'a kadar devam ediyor aslında. Sadece pazar günleri belli saatler arasında sokağa çıkmaya yönelik izin Haziran ayına kadar devam ediyor, 10 Haziran'a kadar. Ve 10 Haziran'a geldiğimizde de 65 yaş ve üzeri için bu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetildiğini ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10 ve 20 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet edip maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla 21 Mart'ta başlayan
tam kısıtlamaların 10 Mayıs'ta biraz esnetildiğini, 10 Haziran'da da her gün belli saatler arasında olmak şartıyla yine esnetildiğini söyleyebilmemiz mümkün. Devamında bir de turizm amaçlı seyahat izin belgesinin verilmesine yönelik bir düzenleme söz konusu. Yani sadece 30 gün gittikleri yerde 30 gün kalmak şartıyla değil, aynı zamanda turistik bir takım seyahatler için de 65 yaş üzeri vatandaşların seyahat edebilmelerine izin verilmiş oluyor 24 Haziran tarihi itibariyle. Bu durum aslında Kasım ayı başına kadar da devam ediyor. Kasım ayı başında yine 65 yaş ve üzeri vatandaşların salgından daha az etkilenmeleri amacıyla sokağa çıkma sürelerinin sınırlandırıldığını ve 10 ve 16 saatleri arasına tekrar çekildiğini söylemek mümkün. Kasım ayına ortasına geldiğimizde ise 18 Kasım itibariyle de yine tüm illerde bu kısıtlamanın 10 ve 13 saatleri arasında düzenlendiğini görüyoruz. Günümüzde de şu an itibariyle de bu saatlerdeki kısıtlama ya da izin daha doğrusu devam ediyor. Sadece 10 ve 13 saatleri arasında bu yaş grubunun ya da yaşlı vatandaşların sokağa çıkma izninin olduğunu görüyoruz. 18 Kasım'daki bu düzenlemeden sonra bir aralığa geldiğimizde ise toplu taşıma araçlarının kullanımına ilişkin de bir kısıtlamanın getirildiğini ve 10-13 saatleri arasında dışarı çıkabilen 65 yaş üzeri vatandaşların toplu taşım kullanma imkanlarının kısıtlandığını görüyoruz. Ki zaten 1 Aralık tarihi itibariyle hafta sonları söz konusu olan yasaklama bütün vatandaşlar için de devam ederek süre gelmekte. Geldiğimiz noktada da yine az önce de ifade ettiğimiz gibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımız sadece gün içerisinde 10 ve 13 saatleri arasında dışarı çıkabilmekteler. Genel olarak düzenlemelere baktığımızda 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik olarak getirilen ağırlık olarak aslında bu düzenlemelerin daha kısıtlayıcı, sınırlandırıcı ve yaşlıları aslında daha evde tutmaya yönelik politikalar ya da düzenlemeler olarak karşımıza çıktığını ya da böyle bir takım içerikler taşıdığını görmekteyiz. Tabii bu durum genel olarak değerlendirildiğinde bu düzenlemelerin de bir takım dezavantajları veya olumsuzlukları da beraberinde getirebilmesine yol açacak. Her ne kadar aslında salgının başından beri 65 yaş ve üzeri bireyleri salgından ve salgının etkilerinden koruma amaçlı bu tür düzenlemeler yapıldığı ifade edilse de bu kısıtlamaların bir anlamda aslında devam ediyor olması beraberinde bir takım olumsuzlukları veya farklı sorunları da getirebilecek durumda. İşte bu kapsamda ortaya çıkması muhtemel sorunlar ya da olumsuzluklar nelerdir diye baktığımızda şu başlıklar üzerinde durmamız mümkün. Öncelikli olarak artan sosyal izolasyonla birlikte yaşlıların yalnızlaşması ve bunun kalıcı duygusal etkilere yol açması söz konusu olabilecek. Yine yaşlıların karşı karşıya kaldığı ekonomik risklerin artması ve bunun neden olacağı olumsuzluklar söz konusu olabilecek. Yaşlı yoksulluğu ve yaşlılar arasındaki işsizlik sorunlarının artması bu kısıtlamalarla birlikte yine ortaya çıkması muhtemel sorun alanları içerisinde değerlendirilebilir. Yine yaşlı nüfusun temel ihtiyaçlara ve temel hizmetlere erişiminin kısıtlanması, bunlarda yaşanan aksamalar karşımıza çıkmakta. Özellikle salgının başında gördüğümüz yaş ayrımcılığı konusunun tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Yaşlı kesimin içinde bulunduğu dezavantajlı ve savunmasız durumun bu süreç içerisinde daha da hissedilir bir şekilde ortaya çıktığını görmekteyiz. Sağlık anlamında baktığımızda da bir taraftan salgının etkilerinden korumaya çalışırken bir taraftan da sosyal izolasyon ve hareketsizlik sonucu olarak yaşlı yetişkinler arasında
İşte kalp damar hastalıkları gibi, bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar veya işte zihinsel sağlık sorunları gibi risklerin artma ihtimalinin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla baktığımızda literatürde aslında yaşlı bireylerin karşılaştığı sorunlar olarak sıralanan işte sağlık sorunları, psikososyal sorunlar, bireyler arası ilişkilerden kaynaklanan sorunlar veya ekonomik içerikli sorunlar gibi bazı sorun başlıklarının bu süreçle birlikte daha hissedilir bir şekilde karşımıza çıkması bu şartlarda muhtemel görünmekte. Bu noktada ülkemizdeki yaşlıların durumuna ya da buna ilişkin verilere baktığımızda sayısal duruma bu kısıtlamalardan ya da bu durumdan etkilenen yaşlı bireylerin sayısına baktığımızda ise aslında nüfusun %9.1'inin bu kapsamda karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani 7.550.727 kişinin. Hane olarak değerlendirdiğimizde ülkemizdeki 5.629.421 hanede en az bir fert var 65 yaş ve yukarı yaşta bulunan. Dolayısıyla yine önemli sayıda hanenin bu durumdan etkilendiğini de söylememiz mümkün. Yaşlı nüfus içerisinde yoksulluk oranı %16.4. Bu süreçten sonra nasıl gerçekleşecek? Buna bakarak belki buradan da bir karşılaştırma yapmak mümkün olabilir. Yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranına baktığımızda %12.5 olarak, ki bunun önemli oranı tarım sektöründe yer almakta. Ve internet kullanan yaşlı bireyler açısından baktığımızda da 65 ve 74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanma oranının %19,8 olarak gerçekleştiğini görmemiz mümkün. Dolayısıyla bu rakamlar bize ülkemizdeki hem sayısal anlamda yaşlı verilerini vermesi açısından kaç kişinin olduğunu hem de bir takım erişimlerin düzeylerini vermesi açısından önemli diye düşünüyorum. Buradan hareketle ülkemizdeki genel yaşlı nüfusu değerlendirdiğimizde şu an 9,1'lik bir orandan bahsediyoruz ülkemizdeki yaşlı nüfus açısından değerlendirdiğimizde. İlerleyen dönemler itibariyle bu sayının artması muhtemel. Rakamlar bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla aslında hem genel olarak yaşlılara ilişkin politikalar anlamında hem de bu salgın sürecindeki değerlendirmeler anlamında baktığımızda bazı hususların üzerinde durabilmek mümkün. Örneğin yaşlı kişilerin toplumsal katılımının engellerle karşılaşması, onların hizmetlere ve bilgiye ulaşamamaları dışlanmalarına ve dışlanmışlık hissinin artmasına yol açmakta. Dolayısıyla bu anlamda toplumsal katılımın önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına ilişkin adımların atılması veya yaşlı bireylerin hizmetlere ve bilgiye ulaşmalarının kolaylaştırılması noktasında bir takım adımların atılması gerekmekte. Yine salgın sürecinde baktığımızda aslında dijital bir takım olanaklar birçok insan için kolaylık ve çeşitli açılardan rahatlık sağlarken yaşlı bireyler açısından baktığımızda onların hem internet kullanımındaki sınırlılık nedeniyle hem bu konudaki becerilerinin belki de yeterli olmaması nedeniyle işte ortaya çıkan dijital uçurum açısından yaşlıların hem online sağlık hizmetlerinden hem de online alışveriş imkanlarından yeterince yararlanamadığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu noktada belki de işte buna yönelik sanal desteklerin genişletilmesi ve dijital uçurumu kapatıcı adımların atılması faydalı olabilecek. Yine tıbbi tedavilerin gecikmesi ve aksaması hem mevcut sağlık sorunlarının artmasına hem de yeni bir takım sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilecek. Bu da tabii ki sağlık hizmetlerine olan talebi hem artıracak hem de çeşitlendirebilecek. Bu noktada da sağlık hizmetleri talebini yönetmeye hazırlıklı bir hale getirmek gerekiyor. Yine yaşlıların farklı koşulları ve gerçeklikleri göz önünde bulundurulmalı. Düzenlemeler itibariyle baktığımızda yaşlıların 65 yaş üzeri olarak tek bir havuzda değerlendirildiğini görüyoruz. Oysa
65 yaş ve üzeri bütün bireyler aynı koşullara ve gerçekliklere sahip değil. Dolayısıyla bunların da göz önünde bulundurulması, bu ortaya çıkması muhtemel olumsuzluklarla baş edebilmek açısından önemli. Yine yaşlanmaya uygun fiziksel ve sosyal bir altyapının oluşturulması, zaten genel itibariyle yaşlılığa ilişkin politikalar içerisinde karşımıza çıkarken burada bir kez daha bunun önemini de görmüş olmaktayız. Yaşlı insanlar bu noktada çözümün bir parçası olarak çok da görülmedi. Genelde az önce de ifade ettiğimiz gibi daha sınırlandırıcı bir ya da kısıtlayıcı bir politikanın karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu noktada onların çözümün bir parçası olarak görülmesi, bu sorunlarla baş edilebilmesi adına önemli olacaktır. Ve yine yapılan yardımlarda genel olarak hani insan hakları temelli, yaşlıların da temel insan haklarını ve haysiyetini de destekleyici bir takım unsurların göz önünde bulundurulması, bu yardımların daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi açısından önemli olacaktır diyebiliriz. Ben burada tamamlıyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sonrasında da yine devam edebiliriz. Biz teşekkür ediyoruz Dilek Hocam. Paylaşımı durdurabilirseniz diğer sunumu yapacak arkadaşlarımıza direkt geçelim zaman kazanmak açısından. Ayşe Kaşıkırık ve Hilal Dokuzcan arkadaşlarımızın sorusu var. Buyurun arkadaşlar, COVID-19 sürecinde hak ihlalleri, ayrıştırılan ve yalnızlaştırılan yaşlılar, benzer bir çalışma yine. Buyurun, mikrofon sizin. Evet, evet hocam. Zaten Dilek hocam anlattı. Biz yani oturabiliriz yani, bitirebiliriz oturumu. Olsun, çok benziyor gerçekten sunular ama evet, evet. Siz de buyurun, sizin de çok, bir söz hakkınız var. Evet, dolayısıyla hani biz de bu böylesine güzel ve aslında çok kapsamlı ve bizim de çalıştığımız alanla ilgili sunumdan dolayı Dilek hocama teşekkür ediyorum. Ve sayılardan ve belirtilen şeylerden çıkıp aslında bizim bildirimizin nasıl oluştuğunun arka planını pratikte anlatmak istiyorum. Bunu yaptıktan sonra da Ayşe hocama devredeceğim. Şimdi biz bizim bir vakfımız var. Adı Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı. Adından da belli olduğu gibi aslında çok kutuplaşan bir dünyada ortaklıkları nasıl geliştirebiliriz, farklılıkları nasıl çeşitliliğe ve zenginliğe dönüştürebiliriz ve yan yana durmayı nasıl becerebiliriz diye düşünen, bu amaçla kurulmuş ve bu anlamda çalışmalar yapan vakıf. Şimdi vakfımızın yaş ortalamasına baktığımızda 65 yaş üstü. Ve dolayısıyla vakfın kuruluş amaçları içinde yaşlılar ve yaşlılarla ilgili politikalar ve yapılacak çalışmalar zaten bizim ana konumuz. Ana konumuzlardan biri. Şimdi bunun içerisinde işte hizmetlerin ulaşması, çeşitli projelerimiz var. Oraya belki daha sonra şeyde gireceğiz. Biz bu çalışmalara başlamadan önce, yani pandemi öncesi, aslında dünya üzerindeki yaşlı nüfusunun artmasıyla birlikte oluşan ihtiyaçlar ve orada oluşması gereken projelerle ve politikalarla ilgili bir temel zemin oluşturmuştuk. Pandemiyle başlayan süreçte de aslında biz bu konuyu hemen hemen, yani bu yasakların çıktığı, hocamın da söylediği o genelgelerle belirlenen tarihlerde tartışmaya başladık ve temelini aslında Birleşmiş Milletler'in 2006 yılında belirlediği 15 Haziran Yaşlı Farkındalık Günü'nün istismara ve ayrımcılığa yönelen 6 madde içerisinde topladık. Bunlar şu an slaytta da gözüküyor. Bu başlıklar altında aslında pandemi sürecinde özellikle 65 yaş üstünün neler yaşadığı üzerine bir çalışma, bir proje başlattık. O projemizin adı da zaten ayrıştırılan ve yalnızlaştıran yaşlılar, pandemi sürecinde hak ihlalleri üzerine de bu yolu çizdik. Şimdi bütün bu çalışmanın temelinde aslında bir sivil toplum örgütü olarak amacımız yaşlı ayrımcılığına karşı farkındalık yaratmak,
bu farkındalığı olabildiğince pandemi koşullarında ulaşabildiği alan sosyal medya alanı olduğu için orada yaygınlaştırmak ve bütüncül bir şekilde bunu götürmekten geçiyordu. Ve esas aslında proje sonrasında oluşabilecek sürdürülebilir çalışmalarla kamu politikalarına etki edecek alanlar yaratmaktı. Dolayısıyla aslında tam da bildirimizin size ulaşma nedeni bu ihtiyaçtan kaynaklı diyor. Bir sivil toplum örgütü olarak yaşlılık ve yaşlılık üzerinden giden ayrımcılıklara karşı hem merkezi hükümetlerde hem de yerelde neler yapılabileceğini ortaya çıkarmak. Çünkü pandemi bize gösterdi ki çok küresel bir sorunun bile bu ayrımcılıkla birlikte başlayan sorunların çözümü yerel. Yerel hükümetler ve şimdi bir tamir başladı. Sesim umarım iyi geliyordur. Yerel de çözümü bulabilmek. Ve bu anlamda biz, Ayşe Hocam şimdi oraya girecek ve ben sözlerimi bitireceğim. Önemli olan şuydu bizim için. Zaten bu proje gerçekleşti, bitti. Ve hocamın söylediği o yasal süreçlerle ilgili de aslında Ocak ayında biz idari mahkemeye bu sokağa çıkma yasağıyla ilgili düzenlemeye yönelik bir dava da açtık. Şimdi dolayısıyla bizim çalışmalarımız belli bir zeminden çıkıp belli yollara doğru gidiyor. O anlamda da sizlerin aslında bizi buraya çağırmanız, bizim burada bu çalıştayda yer almamız vakıf adına çok önemli ve çok değerli. Arkadaşlarımız çok heyecanlandılar. Bu birlikteliği yakalamanın ipuçları geçtiği için ben size teşekkür edip sözü Ayşe Hocama bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Tam metinde. Evet. Ekranım gözüküyor sanırım. Aynı sunumdan devam edeceğim. Öncelikle herkese selamlar. Bu araştırmada az önce Dilek hocamızın da bahsettiği gibi bu süreçte 65 yaş üstü bireylerin yaşamış olduğu aslında yalnızlık duygusu başta olmak üzere gereksiz ve kırılgan olduklarına dair bir ötekileştirme de içeren bir algı oluştu. Bunun değiştirilmesi noktasında bir baskı unsuru olmayı hedeflemiştik. Bunun da ötesinde hali hazırdaki yaşlılara yönelik sosyal politikaların daha eşitlikçi, adil ve kapsayıcı olmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştık. Evet, bu kapsamda biz değişik bir örneklem seçtik. Şöyle yaptık, 65 yaş üstü ağırlıklı olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden, ressamından ses sanatçısına kadar vakıf üyelerimizin içinde bulunduğu 65 yaş üstü bireyler de dahil psikologlar ve sosyologlara ve sokaktaki kişilere çeşitli sorular yönelttik. O soruları birazdan paylaşacağım, aldığımız yanıtları da. Bunun ötesinde COVID sürecinde 65 yaş üstü bireylerin yaşadığı sorunlar nelerdi? Biz doğrudan birincil ağızdan onlardan tespit etmeyi amaçladık. Bu çalışmanın özgün yönü şuydu, biz bu projeyi Avrupa Birliği'ne sunduğumuz zaman Mayıs 2020 idi. Kabul aldığımızda Ağustos sonu, Eylül başı gibi biz sahaya çıktık ve pandemi yine doruk noktasındaydı ve aşıyla ilgili çalışmalar henüz devam ediyordu. Dolayısıyla çok kısıtlı bir zaman aralığında sokakta 65 yaş üstü bireylere ulaşarak bu çalışmayı gerçekleştirdik ki görüştüğümüz kişilerin birçoğu da ya bir kere geçilmişti ya da hali hazırda o risk altındaydı. Bu zorlu şartlar altında yaptık aslında bu çalışmayı. Araştırmada kendimize farklı demografik özelliklerden 50-65 yaş üstü ağırlıklı olmak üzere bireylerle yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik. Az önce Dilek Hocam'ın söylediği bir cümle çok önemliydi. Her 65 yaş üstü kişi bir değildir. Herkesin kendi koşulları, kendi ihtiyaçları ve farklı gereksinimleri söz konusudur. Bu nedenle de biz Kadıköy'ün demografisi başkaydı. Beyoğlu, Şişli, Fatih, Beykoz, Üsküdar gibi farklı ilçelerde sokağa çıkarak yaşlılara da zaten biz bunu da söyledik. Bunun bir yani elimizde de bir izin belgesi vardı. Bu şekilde uygun yerlerde
banklarda ya zaten hemen yanımıza bir polis geliyordu o görüşmeyi yaptığımız zaman. Böyle de sıkıntı yaşadık sokakta. Ve ardından da psikolog ile de uzman görüşmesi yaparak gerçekleştirmiştik. Çok çarpıcı sonuçlar elde ettik araştırma sırasında. Bu arada araştırma daha Aralık'ta tamamlandı. Zaten Hilal Hanım'ın da söylediği gibi buradaki amacımız zaten 65 yaş üstüne yönelik eşitsiz olan bir kamu politikasının daha eşitlikçi, daha kapsayıcı nasıl inşa edilebilir yeniden sivil toplumun da katılımıyla aslında onu vurgulamak. Bizim amacımız buydu. Araştırma sorularından ilki zaten 65 yaş üstü birey olarak neler yaşadınız, ihtiyaçlarınızı nasıl karşıladınız ve nasıl geçindiğiniz üzerineydi. Zaten cevapları gördüğünüz gibi birbirine çok yakın. İlgisizliğin artması, çocuk yerine konulma, psikolojinin bozulması, ekonomik zorluklar, ihtiyaçların karşılanamaması. Yani bazı bireyler şunu söyledi: kredi kartımı hiç bilmediğim sokaktan geçen birine vermek zorunda kaldım. Yani evde kapalı kaldım, adeta hapishane gibiydi. Yani bu cümleler doğrudan zaten derinlemesine görüşmelerin deşifrelerinden elde ettiğimiz bilgiler. Mesela en çok yaşlıları inciten kısım kendilerinin gereksiz ve işe yaranmaz. Bunun da ötesinde kendilerinin bu virüsü yaydığı konusundaki yaygın kanaat ve sokakta insanların kendilerine olan bakışı, minibüste, caddede, yolda kendilerinin sanki virüsün bir nevi taşıyıcısı olarak görülmesinden duydukları hoşnutsuzluktu en çok belirtilen. Kimden destek aldıkları ve ne tür destekler aldıklarını sorduğumuz zaman zaten çoğu ya emekli zaten ya da sabit bir geliri yoktu emekli olmayanların da. Bu süreçte kredi çekimleri, borçlanma veya aileden, yakınlarından destek alma ve geçmiş birikimlerinin kullanması yönünde cevaplar aldık. Dükkan sahipleri, zaten hali hazırda bu sorun devam ediyor. Esnaflar ciddi ekonomik zorluklara karşılaşmışlar. Ciddi küçülmeler yaşadıklarından bahsettiler. Çünkü görüşmelerin bir kısmında da Kadıköy'deki esnaflarla görüştüğümüzde alınan yanıt buydu. En çok neyle uğraştıklarını sorduğumuzda el işi yaptıkları, çiçek, bahçe işleriyle, yemek yaparak, kitap okuyarak veya işte televizyonla vakit geçirdiklerini söylediler. Çünkü çoğu yalnızdı ve yalnızlığını bu şekilde ancak sınırlı imkanlarla dijitalleşerek. Tabii bazılarının internet erişimi olmayanlar, bunların birçoğunu yapamadı. El işi yaparak geçirdiğini söyleyen insanlar da vardı. En çok zorlayan şey tabii ki temel ihtiyaçları karşılamak. Az önce verdiğim işte ekmek alma örneğinde olduğu gibi sokağa çıkamayınca başkasından isteme, komşudan yardım isteme. Eğer muhtarı tanıyorsa mahallede muhtardan yardım isteme, belediye yetkilileri tabii ki bu süreçte yerel yönetimler çalıştı ama biliyoruz ki her yerel yönetimde gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşamadı. Çünkü hazırlıksız yakalandılar. Dolayısıyla yani aslında virüsten korunalım derken sağlığımızı kaybettik diye birçok kişinin söylediği ortak bir cümle vardı. Yani psikolojik ve sosyolojik etkileri COVID-19'un 65 yaş üstü bireylerde ciddi tahribatlara yol açtı. Bunu da belirtmek isterim. Ardından bu süreçte herhangi bir ihmal veya istismara maruz kaldınız mı sorusunu yönelttik. Çünkü ne yazık ki biliyoruz özellikle kadına yönelik şiddet ülkemizin en büyük sorunlarından birisi. Özellikle 65 yaş üstü kadına yönelik şiddet artan bir vaka ve birçok kişi bunu söylemekten çekiniyor. Bu soruyu sorduğumuz zaman birçok kişi, kadın erkek fark etmiyor. Yani hepsi aynı tavrı söyledi. Yani tabii ki çeşitli zorluklarla, istismarlarla karşılaştık ama bunları açığa çıkarmak istemediler. Ama burada ihmal boyutundan daha çok gittiler. İşte biz dediler virüsün taşıyıcısı gibi gözüküyoruz ama gençler sokakta bu olaya bu kadar dikkat etmiyor, maskeye, el temizliğine. Halbuki bizler daha bilinçliyiz gibi aslında yanıtlar geldi. Bu da aklımızda ne yazık ki işte yaşlılar ve gençler arasındaki o uçurumun da artıyor mu? Yani birçok yaşlı çünkü hep bunu vurguladı. Yani gençler şunu yaparken sorun olmuyor ama biz yaptığımızda problem oluyor gibi. İletişimi aktif olarak kullandıklarını, dijital teknolojilerden faydalandıklarını söylediler. Yaşlara karşı ayrımcılık yapıldığını düşünüyor musunuz sorumuza ise verdikleri yanıtlar birbirine benziyordu zaten. Aşağılanmak, alaya alınmak,
dalga geçilmesi, yaşları korumak olurken yaşlara yönelik yeni bir ayrımcılık türünün, az önce bahsettiğimiz yaşçılığın ortaya çıkmasının sebep olmasından bahsettiler. Örneğin bakanın Twitter'da işte bir tweet atarken 65 bu kadar kişi öldü, bunlardan da şu kadarı 65 yaş üstüydü. Ya da işte bir başka kişi, yine bir bakan veya üst düzey bürokrat, belediye başkanı açıklama yaparken yine şu kadar vatandaşımızı kaybettik, bu kadarı 65 yaş üstüydü gibi sürekli olarak 65 yaş üstü ötekileştirilen ve ayrıştırılan bir dille ifade edildi. Tabii ki bu da topluma ve özellikle kişilere sirayet etti. Çünkü yaşlıların en çok maruz kaldığı işte bu virüsü yaymaya yönelik kendilerinde oluşturulan algıydı. Sokakta insanların kendilerinden 10 metre kaçtığını söyleyen kişiler oldu yani. Hani bunlar gerçekten söylerken de kendilerinin yüz ifadelerini tahmin ediyorsunuzdur. Ciddi bir psikolojik etkisi oldu yani bunun yaşlılar. Onu gözlemledik biz görüşmeler sırasında. Evet. Çok da yani bütün verileri ben süzerek burada yer vermek istedim. Tam metninde zaten bunların hepsini daha detaylı açacağız. Bu derinlemesine görüşmelerden sonra uzman görüşü aldık psikolog kişilere sorduğumuzda. Burada şu ortaya çıktığını söyledi. Yaşlarda daha fazla olan ölüm korkusunun dışında bir de bu ölümü başkalarına yaymaya yönelik bir kaygı olduğunu, ortaya çıktığını, bu dönemde daha fazla yükseldiğini söyledi. Aslında ötelenmiş bir problem, kendilerinin işte sürekli ötekileştirildiğini ve toplumdan bir nevi izole edildiklerini, bu da 65 yaş üstü kişilerde özellikle işe yaramazlık hissinin ve kötü olduklarına yönelik bir hissin ortaya çıktığına sebep olduğunu anlattı. Ve bu dönemde mutlaka hep biz şuna odaklandık, işte 65 yaş üstü kişilerin sağlık sorunlara, yani fiziksel sağlığa hep odaklandık ama göz ardı edilen 65 yaş üstü kişilerin sosyolojik ve psikolojik aslında sorunlarıydı. Bu dönemde artan kaygı, artan panik duygusu, artan korku ve yalnızlaşma, yalnızlık duygusu, bunlara yönelik aslında kamu politikalarının da oluşması gerektiği, sadece fiziksel sağlık değil. Bu yine çıkan sonuçlardan birisiydi uzman görüşmemizde. Genel bir değerlendirme yapmak isterken şunu söylemek istedim. Burada 3 tane husus çok önemliydi. 1, 65 yaş üstü kişilerin adeta eve hapsolması, evden çıkamamasının ciddi sağlık sorunları oluşturması. Bu göz ardı edildi ne yazık ki. Aynı şekilde yalnızlık ve yalnızlığa itilme duygusu. Bu arada biliyoruz zaten Türkiye'de 65 yaş üstü kişilerin büyük bir bölümü yalnız yaşıyor. Bu da bu pandemi süreci onları iyice yalnızlığa itti. Diğer bir husus yine yani dijital ortamda görüşmek. Tabii bu arada görüştüğümüz kişilerin birçoğu video konferansı veya işte WhatsApp'tan görüntülü konuşma gibi çeşitli yöntemleri bilmediklerini söyledi. Birçoğunun zaten hani en büyük sorun akıllı telefona ulaşamamak. Özellikle daha demografik, sosyoekonomik statüsü, koşulları daha alt seviyede olan insanlar ise akıllı telefonların olmadığını, dolayısıyla görüntülü konuşma diye bir lüksünün kendilerinde mevcut olmadığını söylediler. Bu da aynı şekilde bir sorun olarak ortaya çıktı. Bizim 65 yaş üstü kişilere yönelik yeni normal dediğimiz bu süreçte önereceğimiz 3 tane temel alan var aslında. Birincisi, yani 3 tane temel politika, kamu politikası oluşturulurken ki öneriler, eşitlik esasına dayalı, ayrımcılığın olmadığı ve gerçekten kapsayıcılığı içeren bir kamu politikası oluşturulmalı yaşlara yönelik. Yani temel hak ve özgürlük ekseninde sadece sağlık, fiziksel sağlıklarının korunması değil, farklı 65 yaş üstü kişilerin de aslında farklı ihtiyaçlarının olduğu, ihtiyaçların doğrudan kişilere sorularak, yani 65 yaş üstü kişilerden görüş alınarak, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları, bizler gibi sivil toplum kuruluşlarıyla da aslında istişare ederek kapsayıcı ve katılımcı bir kamu politikası oluşturulması. Bunun dışında yaşlı bireylerin toplumla ilişkilerini sürdürmesi
aslında tahsis edilmeli. Yani onların da çeşitli fırsatları, yani bütün kentsel imkanlardan veya merkezi hükümetin sunduğu imkanlardan aslında eşitlikçi bir şekilde faydalanabilmesi ve bilgi birikimlerini, deneyimlerini genç kuşaklarla paylaşabilmesi çok kıymetli ve değerli olacaktır. En son olarak da aslında şunu fark ettik, yani insana yakışır ve güvenli bir ortam aslında hepimizin, tüm insanların hakkı, temel bir hakkı. Bazı 65 yaş üstü kişilerin bu temel haklardan bile yoksun olduğu, bir başkasının bakımına muhtacın olduğu ve sabit bir gelirin olmadığı, bu nedenle de aslında hem koruma ve rehabilitasyon hizmeti olarak hem de aslında çalışabilir koşullarda olan kişilerin ise uygun iş imkanlarının aslında yönlendirilmesi de yine kamu politikasının içerisinde yer alabilir. Bu şekilde hızlı bir şekilde toparlamak istedim zamanı geçirmeden. Evet hocalarım, bu şekilde sunum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Her iki sunuda da zamana çok riayet edildiği için zaman açısından biraz elimiz rahatladı. Yani çok güzel sunulardı. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Şimdi yani ben hani tabii öncesinde de baktım sunulara. Tabii uzmanlık olarak Dilek Hocam kamu yönetimi, kamu politikası çalışıyor. Sizler de sanki biraz da böyle sosyal hizmet eğilimli göründünüz sunulardan. Evet. Tamam, o sosyal hizmet, kamu yönetimi, kamu politikası, ondan sonra tabii uzmanlık alanı olarak gerontoloji, yani tıpçıların diliyle yaşlılık bilimini içeriyor. Şimdi Songül Hoca'ya vereceğim, sosyoloji, sosyal politik açısından da o değerlendirecek ama benim şu dikkatimi çekti. Dilek Hocam mesela yaşlılığı çok net başta tanımladı ve yaşı yıl üzerinden, daha doğrusu yaşlılığı yıl üzerinden tamamladı. Sonra anlatırken ama o kadar yaşlılık kavramı kafamda daha net oturdu. Dolayısıyla tabii muhtemelen metinde bunlar daha net kavramsal olarak ortaya konacaktır ama hani gözden kaçmasın diye sanki yaşlılık sadece yılla değil belki sosyoekonomik boyutuyla da ele alınması gereken bir şey. Sağlıkla. Çünkü yaşlılık, engellilikle de bir anda yaşlılık, Türkiye'de engellilerin muhtemelen yarısı da yaşlılar arasındadır. Bir yaşlılık boyutu da aslında engellilikle ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla farklı boyutlarının yaşlılığının olduğunu kavramsal çerçevede vermek gerekiyor. Bir ikincisi de yani çok kabullenilmiş, eleştirel bakıyorsunuz ama her nedense birazcık da siyaset felsefesi tabii sizin belki alanınıza çok girmiyor. Belki Dilek hocamın alanına daha fazla giriyor ama yani çok kabullenmiş görünüyoruz. Bu yaşlıların adına ya yani otoriter bir tavırla devletin yaşlılar için neyin iyi olduğuna hem de bıçak sırtı keser gibi 65, bir ara 60 ile ilgili bir değişiklik oldu falan ama 65 demesi. Mesela öğretim üyelerinden derse gelip gidemeyenler var. Çok sağlıklı hissettiği halde ya da işte işine gelip gidemeyenler var. Belki hoşuna da gidiyordur bilmiyorum. 65 yaş üstü çıkamadığı için otomatik izinli hale geliyor. Belki de hoşuna gidiyordur. Yani otoriter bir tutumla devletin yaşlılar için neyin iyi olduğuna karar verip katılımcılık, onlardan herhangi bir ne kadar aldığı tartışılır çünkü. Karar verip onların uymasını beklemesi mesela bence otoriter bir tavır. Yani bu tür şeylerin de sanki hani bir kavramsal tartışma, kuramsal tartışma yaparken birazcık bunlara da böyle değinilse hoş olur gibi geldi bana ama tabii daha fazla uzatmayayım sözü. Esasen ben de bu arada soruları alacağım ama Songül Hoca da sosyal politika, sosyolojik perspektiften bir değerlendirme yapmak isteyecektir. Buyur Sayın Hocam. Teşekkür ederim Hüseyin Hocam. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem işin kamu politikası boyutu hem de işin bir sivil toplum sürecinde bunun nasıl görüldüğü, yaşlılığa ilişkin politikaların nasıl ele alındığına yönelik iki tane biz bildiri dinledik. İkisi de kendi alanında ve birbirlerini tamamlayan iki bildiriydi ama hani konuyu tartışırken hem diğer hocalarıma da bir hani ön açma adına bir çok kısa bir değerlendirme yapıp birkaç soru sormak istiyorum ben de.
Şimdi özellikle bu kamu politikaları bağlamında hani yaşlılığı da temel aldığımız zaman aslında bunun bir üst çatı tartışmalarından bir tanesi sosyal devlet üzerinden başladı süreç ve özellikle kısıtlamaların temel kategorileri olarak da yaş üzerinden devletin yaşlılar ve gençler üzerinden giden bazı karar tedbirleri alındı zamanla. Ama bu tedbirlerin alınış biçimi ve sürecini biz bir sosyal devlet uygulama alanı olarak görebilir miyiz? Çünkü sosyal devlet yurttaşlarını yani herhangi bir afet, kriz ya ekonomik ya da doğal riskler karşısında koruyan, dolayısıyla da bu korumayı da toplumsal eşitsizlikleri önleme adına temel alan bir devlet biçimi. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman mesela Dilek Hoca, siz buradaki alınan 15 tane temel karar ve sürecini anlattınız ama bunlar bir sosyal devlet süreci içerisinde alınabilecek ya da tanımlanabilecek bir politika önlemi miydi? Bu bir. İkincisi, siz yaşlılığı tanımlarken özellikle yaş üzerinden giden bir tanımlama yaptınız. İşte 65 yaş üstü ve 3 grup diye. Ama kamu politikaları anlamında bakıldığı zaman alınan bütün o kararlarda böyle bir ayrım yok. Yani tek bir kategorileştirme ve bu kategoriler üzerinden giden belki ikinci sunumda özellikle çok vurgulanan ve araştırma sürecinde de sonuçlardan ortaya çıkan hani çok net bir şey. Biz bunları günlük yaşam, politika ve işte medya dili söylemlerinde zaten görüyorduk. Ama bu uygulamaların toplumsal boyutlarının yansımaları açısından mesela Ayşe ve Hilal Hanım'ın çalışması çok kıymetli. Çünkü sadece sosyal medya boyutu değil, kamusal bir politika üretirken çoklu aktörlerin bu sürece girmesi gerekir. Ama bu süreci Türkiye bu anlamda bu politika ve kararlarla başarılı yönetti mi? Yani bir sosyal devlet uygulaması olarak tanımlayabilir miyiz? İki, bu alınan karar ve süreçleri bir başarılıyla sonuçlanmış bir süreç ya da dinamik olarak görebilir miyiz? Ve bu bütün bu süreci hem sahanın uygulaması hem alınan kararlar bazında baktığımız zaman yani bu bir eşitlik mi, ayrımcılık mı olarak değerlendirmemiz lazım? Birincisi bu. İkincisi yine bu çerçevede baktığımız zaman yaşların refahını artırmaya yönelik Türkiye'deki uygulamalar açısından düşündüğümüzde farklı kamu aktörleri bu süreçte nasıl rol oynadı? Bunları nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunları da temel almak istiyorum. Çünkü kamu politikalarında paydaşlar, süreçler, dinamikler ve o politikanın analizinde ortaya çıkan karar verme mekanizmaları da bunu da belirleyen bir ilişkisellikle karşımızda. Dolayısıyla siz bu konuda ne düşünüyorsunuz deyip bir ön açayım arkadaşlarıma soru soracaklara da. Öncelikli olarak hani hanginiz başlamak istersiniz? Dilek sen mi yoksa Ayşe ve Hilal mi? Bu konuda esnek bırakalım. Dilek Hocam başlayabilir. Tamam, ben özellikle o zaman bu sosyal devlet konusu açısından da bir konuyu ele almaya çalışayım. Burada dediğiniz gibi hocam yaşlılığı biraz daha kronolojik yaşlılık olarak ele aldım. Daha doğrusu bunun üzerinde daha ağırlıklı durdum. Çünkü baktığımızda düzenlemeler veya işte genelgelerde zaten buna odaklanmış durumda. Yaşlılığın diğer boyutlarına çok da yer vermiyor. Yani biyolojik yaşlılık veya fizyolojik yaşlılık gibi yaşlılık tanımlarının bu süreçte çok göz önünde bulundurulmadığını belki de bir genel bir yaklaşımla bu sürece yönelindiğini söylememiz mümkün. Sosyal devlet açısından sordunuz korumaya yönelik politikalar geliştirmiş midir bu anlamda diye veya işte bunları nasıl değerlendirebileceğimize ilişkin düşüncelerimi de şöyle ifade edebilirim. Tabii ki aslında sosyal devlet vatandaşlarını korumaya yönelik politikalar ve uygulamalar hayata geçirmek durumunda. Bu COVID-19 tedbirleri ve yaşlılar açısından bunu ele aldığımızda ise belki başlangıçta evet bu durum yaşlıları korumaya yönelik bir adımla veya niyetle yapılmış olabilir. Özellikle salgının başında hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Çabuk karar alınması gerekiyordu. Bu noktada bunu gerçekleştirebilmek adına ve biraz daha korumacı bir tavırla bu tür önlemler alınmış olabilir ama ilerleyen süreçlerde bunun artık korumacılıktan ziyade daha çok olumsuz bir duruma doğru yöneldiğini görüyoruz ki
Çünkü korumacı olalım derken bu sefer yaşlıların daha fazla ayrımcılığa veya eşitsizliğe maruz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla ilk önce korumacı tedbirlerle veya niyetlerle başlamış olan bu süreç aslında sonrasında daha olumsuz bir yöne doğru yer almış ya da yönelmiş o olmakta. Bunun yanında diğer paydaşlar açısından baktığımızda ilk özellikle sürecin başında belki bu konuda diğer hocalarım daha çalışmalarında da yer veren bulguları paylaşabilirler ama ben en azından okuduklarım doğrultusunda işte çeşitli sivil toplum örgütlerinin veya destek kuruluşlarının bu süreçte yer almaya çalıştıklarını veya onların bir takım yaşlara yönelik süreçleri desteklemeye çalıştıklarını görüyoruz ama daha çok burada aslında hayata geçirilen politikalar Hüseyin Hocam'ın da başta söylediği biraz daha aslında otoriter ve yukarıdan inici şekilde veya tepeden inen bir şekilde gerçekleştirildiğini söylememiz mümkün. Bu kapsamda da aslında bu otoriter politikalardan sonra ya da uygulamalardan sonra diğer paydaşların yer almaya çalıştığını, bu sürecin dezavantajlı yönlerini iyileştirmeye çalışacak bir takım adımlar attığını belki de ifade etmemiz mümkün diyerek ben diğer hocalarıma bırakmak istiyorum. Evet. Hilal Hanım konuşur musunuz? Ben devralayım mı? Alacağım. Tamam. Öncelikle sosyal Hüseyin hocamın söylediği gibi farklı yaşlılık kategorileri var hocam ve özellikle bu işin basında çıkan kısmı daha çok hep yaş üzerinden yapıldı. Yani biz bu işin bu çalışma sırasında da aslında 65 yaş üstünün özellikle sosyal devlet anlayışında iyi gibi gösterilen bir şeyin aslında otoriter ve tamamen nasıl diyeyim hiyerarşik bir şekilde katılımcılığın hiç olmadığı aslında evet bir ani bir durum, kriz durumu bir anda önlem alınması gerekiyor. Buradan şunu da çıkarmamız lazım. Zaten ne yazık ki ülkemizde ani durumlara karşı gereken bir sosyal politika yaklaşımı yok. Yani hep olay işte sağlık müdahalesi oluyor. Yani tabii ki bu öncelikle olacak ama işin sosyal boyutu hep göz ardı ediliyor. Sosyal devlet anlayışında aslında en önemli hususlardan birisi katılımcılık, ikincisi eşitlik, üçüncüsü kapsayıcılık. Bu üç hedefte zaten bu süreçte göz ardı edildi. Yani devlet yetkilileri ne yazık ki bu süreçte sivil toplum kuruluşlarından veya bu alanda çalışan değerli akademisyenlerimizden, uzmanlarımızdan görüş almadan tamamen bilim kurulunun verdiği bir kararla, yani tavsiye kararıyla tabii ki bu tarz önlemler aldı. Ama bu önlemleri alırken de gerekli altyapı zemini oluşmamıştı. Kimse hazır değildi. Bir anda sokağa çıkma yasağı. Hiç kimsenin hazır olmadığı bir süreçti. Hele 65 yaş üstü için bu hiç hazır değildi. Yani çünkü insanların geçim kaynaklarına ulaşımı çok az. Birçok insan gibi bakliyat depolayamıyorlar evlerinde. Birçok insan gibi ekmeğini yapamıyorlar. Dolayısıyla onlar için birçok ihtiyaç günlük olarak bakkaldan alınabilecek veya birkaç gün içerisinde alınabilecek, tüketilebilecek vaziyetteler. Ne imkanları var ne durumları var. Bunların hepsi göz ardı edildi ve gerçek anlamda bir sosyal devlet anlayışından bu noktada bahsedemeyiz. Yani aslında mekanizmalar işletilmedi gerekli seviyede. İkinci, alınan kararların başarılı olduğunu, bu benim kendi görüşüm, düşünmüyorum. Yani iyi bir şey yapılmış gibi gösterildi tabii ki. Yani virüsün önlenmesi, insanların sokağa çıkmaması elbette bunlar çok değerliydi. Ama hep sağlık boyutu, fiziksel sağlık boyutunda olunca sosyolojik ve psikolojik etkileri göz ardı edildi. Bu süreçte birçok insan kaygı seviyesi, depresyonu arttı had safhada. Yani bunun ötesinde insanlar ev içinde, bu konuya özel olarak değinmek istiyorum. Bu arada hocalarım, ben de İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi'nde doktora tez aşamasındayım. Ben de COVID-19 ile beraber artan kentsel
kadın yoksulluğunu çalışıyorum. Uzmanlık alanımda kadın çalışmaları. 10 yıldır da kadın hareketi içerisinde çalışmalar yürütüyorum. Şu boyuta değinmek istiyorum. Bunu söyleyeceğim, yani söylemezsem içimde kalacak çünkü. Bu dönemde ev içi şiddet gölge pandemiye dönüştü. Kadınlar en çok şiddet gördüğü kişilerle aynı ev içinde yaşamaya çalıştı. Yaşadı, yaşamak zorunda bırakıldı. Dolayısıyla bu süreçte hak ve istismar en üst seviyede oldu kadınlar açısından. Yani bu işin hep göz ardı edilen kısmıydı. Yani bakıyoruz, kadına yönelik şiddet haberleri halen daha 8 Mart gibi bir güne bu kadar az bir zaman kala, halen daha bugün az önce haber düştü, okurken sunum yaparken ona bakmak zorunda kaldım. Ankara'da 43 yaşındaki bir kişi 34 yaşındaki sevgilisini sokak ortasında öldürmüş az önce. Bunun gibi birçok kişi aynı evde yaşamak zorunda kaldı. 65 yaş üstü olmasına gerek yok. Kadınlar için gerekli koruyucu ve önleyici mekanizmalar çalıştırılmadığı için virüsten kaçalım derken ev içinde ölümle veya istismarla maruz kaldılar. Yani o yüzden ben politikaların başarılı ve yeterli olduğunu düşünmüyorum. Eksik çok nokta var. Tabii ki bunlar iyileştirilebilir. Hep olumsuz bakmak doğru olmaz. Ama gerekli sığınak olsaydı, kadınlar için gerekli önlemler alınmış olsaydı belki bu dönemde göz ardı edilen o gölge pandemi, kadına yönelik şiddet de bu kadar artmazdı. Özellikle 65 yaş üstü her 6 kadından birinin de psikolojik, fiziksel veya az önce saydığımız 6 istismar alanı da maruz kaldığı zaten BM tarafından raporlanıyor her yıl. Bu boyutunu da söylemek istedim. Dolayısıyla farklı kamu aktörleri düzgün bir şekilde işletilemedi. Yani şu anda bakıyoruz, 5393 sayılı kanunun 14. maddesine göre nüfusu 100 binin üzerindeki ilçe belediyeleriyle büyükşehir belediyelerine sığınak açılmak zorunda. Ama şu anda Türkiye'de rakam 34-35 civarında ve pandemi sürecinde bazıları da kapatıldı. Dolayısıyla hep bu boyutu geride kaldı. Yani bu süreçte insanlar aynı evin içerisinde yaşarken aslında çoklu ayrımcılığa inanılmaz şekilde maruz kaldı. Bunların da görünür olması lazım. Burada sosyal devletin daha etkin rol alması gerekirdi. Bu gibi sorunları da söylemek istedim. Böyle bir parantez açtım. Evet, teşekkür ederim. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum hocam bu konuda. Biz şunu gördük. Özellikle hocamın sosyal devletle ilgili bakış açısı ve kavramı oturtmasıyla ilgili. Eğer kriz anları çok enteresan zamanlar. Kriz çıktığında zaten o krizden en çok etkilenen toplumun kırılgan yapıları oluyor. Yaşlılar, kadınlar, çocuklar. Dolayısıyla eğer bir sosyal devlet kriz öncesi o yapıyı sağlam kuramamışsa alacağı kararlarda mutlaka ve mutlaka eksiklikler olacaktır. Çünkü biz bunu sahada şöyle gördük. Yerel anlamda ya da daha bazı mahalle bazında muhtarla ve oradaki işte mahalle hemşircilik ilişkilerinde iyi kurmuş yapılar çok çabuk organize oldular. Yerelle, yani belediyeyle muhtarlık arasında iletişimi olanlar ya da kaymakamlıkta çok hızlı organize oldular. Ama burada sorun bunun oradaki kişilerin niyetlerine değil, genel bir politika olarak özellikle kriz anlarına yönelik hazırlık noktasında aslında daha üst bir politikaya ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağlık tekrar. Üç arkadaşımızdan ayrıca soru var ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu yaştaki farklılaşmalar, hani somut bir örnek vereceğim. Çalışmanızda var mesela akıllı telefon kullanmayla ilgili. Genelleştirirsek artık bu COVID döneminde özellikle dijital teknolojiler, ne bileyim internetten alışveriş olabilir, akıllı telefonu kullanmak olabilir. Ben şunu düşünüyorum, yani 65 yaş üzerinde tek bir şeye kotaya koyarsanız sıkıntı olur gibi geliyor. Mesela 85 yaş ve üzerinin ben bu teknolojilerle hiçbir ilişkisi olmadığını düşünüyorum kendi gözlemimden. Dolayısıyla muhakkak yapacaksınızdır bu analizi ama şu çok değerli bir analiz olur. 65 yaş üzerinde 65-75, 75-85 ve 85 üzerini bu teknolojilerle akıllı telefon olabilir, internetten işte bir şeyler sipariş etmek olabilir, ayrıştırabilirseniz bu geliştirilecek politikaların daha kişisel bazlı, daha da ihtiyaca iyi cevap verebilmesi açısından anlamlı olacaktır diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum. Hocam burada hemen bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii bence? Tabii Dilek Hocam. Sizin söylediklerinize de ekleme yapmak anlamında biraz önce aslında istatistikte de buna yer vermeye çalıştım ben. Zaten hani 65 yaş üzeri bireylerin internet kullanımı sadece 65-74 yaş arası olarak değerlendirilmiş durumda. Yani 75 yaş üzeri kullanıp kullanmadıkları veya bununla ilgili bir değerlendirme yok. Hani istatistiklere yansıyan bir veri yok. Dolayısıyla dediğiniz gibi 85 ve üzeri belki de bu süreçler ya da işte akıllı telefon veya internetle hiçbir şekilde ilişkisi ya da bağı olmayan bireyler. Dolayısıyla en diptekiler yani aslında eve kapalı kalan insanlar için de en mahrumiyeti en yoğun yaşayanlar bunlar. Hani bu farklılaştırmayı ortaya koymak bence geliştirilecek politikalar anlamında çok değerli. Şimdi sırayla Adil Çamur, Merve Balcıoğlu, İbrahim Cansever arkadaşlarımıza söz vereceğim. İlk söz hakkını Adil Çamur arkadaşımız istediği için söz onda. Buyur Adil. Teşekkürler hocam. Şimdi her iki çalışmada da pandemi sürecinde yaşlılık politikalarının incelendiği görülüyor. Yani genel olarak bir yaşlılığın belli boyutlarına değil. O yüzden ben de bu sürece dair bu soracağım konuda gözleminiz olup olmadığını soracaktım. Şimdi yaşlılar Türkiye'de önemli bir politik grup. İktidar açısından da, diğer partiler açısından da, nüfus olarak da ve oy verme davranışları açısından da önemsenen bir grup. Bir iktidar açısından bütün pandemi sürecindeki yaşlılık politikalarının üzerinden geri bildirimler doğrultusunda bir politika değişikliği yapıldığını gözlemlediniz mi? Yani şu eylem, yani şu faaliyet yaşlılar açısından olumsuz tepkiyle karşılanmıştır ve şöyle bir değişiklik yapılmıştır şeklinde bir gözleminiz var mı bütün bu süreçte? Birincisi. İkincisi de tam ters olarak bu yaşlılık çalışmaları gerek akademik olarak ya da yaşlılık hareketi, yaşlılar hareketi, sivil toplum olarak işte vakıflar var, birkaç tane daha dernekler var. Ne diyelim, belki bir 10 yıldır, 15 yıldır Türkiye'de gelişen bir alan. Bu alanın gerek akademik, gerekse toplumsal hareket olarak bu alanın bu pandemi sürecinde bir politika değişikliğine sebep olan olduğunu düşünüyor musunuz? Yani örnek olarak vermek gerekirse mesela engelliler açısından Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları, işte Bakanlar Kurulu sonrasında ya da pandemiyle ilgili tedbirleri açıkladığı konuşmalarda ilk önce yoktu işaret dili tercümanı. Daha sonrasında engelli derneklerinin ya da işte engelli hareketinin eylemleri doğrultusunda talepleri, işte Twitter'da eylem yaptılar, birkaç çalışma yaptılar. Bu işaret dili tercümanı eklendi. Daha sonrasında koyulmaya başlandı ve duyurularda engellilerin de işitme engellileri ya da diğer engel gruplarının erişebilirliğiyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Benzer şekilde yaşlı hareketinin, yaşlılarla ilgili STK'ların ya da bu yaşlılık araştırmaları yapan bilim insanlarının, araştırmacılarının tespitleri ve önerileri doğrultusunda bir politika değişikliği yapıldığını tespit ettiniz mi araştırmanızda? Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Hangi sırayla isterseniz buyurun. Dilek Hocam buyurun. Ben bu ele aldığım genelgeler üzerinden bu konuda bir cevap verebilirim. Özellikle işte kısıtlamalar başladığı an itibariyle 65 yaş üzeri vatandaşların da sokağa çıkma yasağı getirildikten sonra bir 44 gün kesintisiz bir yasak süreci oluyor. Bundan sonra işte hem bir taraftan yaşlı bireylerden gelen eleştirilerle hem de bununla ilgili gerek sağlık alanındaki uzmanlar, gerek işte diğer konudaki çalışanlar tarafından yapılan ya da dile getirilen ifadeler neticesinde kısıtlı da olsa ya da belli saat dilimleriyle de olsa yaşlı bireylerin dışarı çıkmasına izin verilen, yine sınırlayıcı da olsa bir düzenlemenin yapıldığını görüyoruz. Hani bunu doğrudan gibi geri adım gibi değerlendirebilir miyiz onu bilmiyorum. Fakat hani böyle bir değişikliğin yapıldığını genelgeler üzerinden yola çıkarak söylememiz mümkün. Teşekkür ederim. Teşekkürler Dilek Hocam. Buyurun Ayşe arkadaşımız ya da Hilal Hanım, nasıl isterseniz. Evet Hilal Hanım, isterseniz vakfımızın yaptığı şeyden biraz detaylı bahsedelim mi? İdare Mahkemesi kararı bu noktada.
Şimdi şöyle Dilek Hocam'ın söylediği şey de bizim gözlemimiz oldu. Sahada çalışırken de oldu. Ve daha şöyle söyleyeyim, yaşlılık üzerine aslında dünya üzerinde de hani küresel bir hareket var. Fakat çok organize olduğunu söyleyemeyiz. Bu dönemde de sosyal medya üzerinden bir takım şeyler başlandı ve biz de aslında o sürecin içindeyiz. Ama henüz oturup hani bir şey üretmeyi ve bunu bir politika dökme noktasında işte yol almaya çalışıyoruz. Öncelikle bu. Şimdi Ayşe, istersen öbür konuya sen gir. Şimdi vakfın zaten hani idari mahkemeye başvurmasının nedeni daha yani 65 yaş üstüne uygulanan hak ihlalleri konusunda anayasanın 27. maddesine seyahat özgürlüğüne bağlı olarak bir şey kurdu. Şu an Türkiye'de aslında 3 tane açılmış dava var. Bunun ilkini Atol Behramoğlu açtı ve onun aslında yazıları da çıktı ve bu yazılarla aslında etki yarattığını biz gözlemledik. Sonra Canan Arın dava açtı. Canan Hanım'ın davaları reddedildi. Hatta biz yaklaşık bundan 10-15 gün önce Canan Arın'ın ve diğer yaş üzerine çalışan grupların katıldığı bir toplantı yaptık ve bu toplantıda aslında yaşlılık karşıtı yeni bir genç aktivizm doğuyor şeklinde daha ağları genişletilen bir noktada bazı kararlar aldık. Dolayısıyla biz aslında üçüncü davayı da biz açtık. Bekliyoruz. Bizim davayı açmamızın temel nedeni aslında bu hak ihlalini daha görünür kılmaktı ve biz dava metninde özellikle bilim kurulunun bu kararları alırken aslında 65 yaşın ihtiyaçlarını göz önüne alması gerektiği üzerinden bir metin oluşturduk. Dolayısıyla aslında şu an yaptığımız şey de bu çalışmanın da aslında belki bir parçası olabilir. Açılan davaları izlemek ve aslında dünya üzerindeki yansımalarına da bakmak olarak özetleyebilirim. Evet, teşekkür ederim. Bu arada şundan, yani yaşlılarla ilgili ya da yaşlılık araştırmaları Adil Bey'in de söylediği gibi aslında Türkiye'de 15-20 yıllık bir süreçte özellikle daha da yoğunlaştı. Biz bu araştırmayı yaparken ilk sivil toplum kuruluşuyduk. İlk proje bizdendi. Ardından tabii ki şu anda mesela 65 yaş üstü, az önce hocamın söylediği gibi farklı ihtiyaç gruplarından, Hüseyin hocamın söylediği gibi farklı ihtiyaç gruplarına yönelik çalışmalar var. Hem 65 yaş üstü kadın, erkeklerin değişen ihtiyaçlarına yönelik. Bununla beraber ODTÜ Sosyoloji'den bir hocamız var. Şu an adı aklıma gelmiyor. Özgün olması lazım. O hocamızın bir araştırması var. O Kati yöntemiyle Türkiye genelinde 65 yaş üstünün yaşadığı sorunlar üzerine bir araştırma yaptı. Yayınlandı veya yayınlanmak üzere. Ama bunların genelinde şu anda mevcutta 65 yaş üstüne yönelik politikaların kısmen gevşetildiği, yani ilk günkü kadar sıkı bir şekilde uygulanmadığını görüyoruz. İşte aşı uygulanmasıyla beraber. Ama hani o engellilerdeki gibi henüz şu anda örgütlü yaşlılık üzerine çalışan çok fazla sivil toplum kuruluşu yok. Genel olarak proje bazlı ilerliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir değil. İşte fon almak için yapılıyor, sürdürülebilir değil. Ama bizim işte Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı olarak zaten bunun üzerine, yani yaşlılık üzerine bir özel komisyonumuz var ve vakıf üyelerimizin de neredeyse tamamı, yani %80 bir bölümü diyebiliriz 65 yaş üstü. Şunu söylemek istiyorum. Bu noktaya gelebilmemiz için, henüz baskı unsuru olabilmemiz için birazcık sesimizin daha gür ve daha güçlü olmamız, daha organize olmamız lazım, ama bu noktada alınacak adımlar var. Lakin şunu da biliyoruz, artık kısmi olarak aşıyla beraber birazcık daha yaşlı politikalarında daha esnek olduğunu söyleyebiliriz. Lakin göz ardı edilen bir husus, hiçbir şekilde ihtiyaçların yaşlılara sorulmadan veriliyor olması. Yani engelliler olsun, kadınlar olsun, gençlere yönelik politikalar olsun, biraz da olsa yine soruluyor, ama 65 yaş üstüne yönelik politikalarda ne yazık ki sorulmuyor. Bu en büyük eksikliğimiz. Bu şekilde tamamlayabilirim. Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi Merve arkadaşımızın bir sorusu olacak herhalde. Evet Buyurun hocam. Merve. Merhabalar. Sunuları için hocalarıma teşekkür ederim. Çok güzel, değişik bir konuydu.
Şimdi benim Ayşe hocama bir sorum olacak ama ben bu arada Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisiyim. Şimdi ilk bu pandemi patladığında bu haritalardan, HES haritalarından baktığımızda Uşak'ta ilk başlarda her şey çok normaldi. Sonra bir anda harita kırmızılaştı. Daha sonra bu meselenin aslında sosyoekonomik bir boyutu olduğunu tabii fark ettik. Uşak'ta iki ayrı bir bölge var. Yani gelişmişlik kent içerisinde gelişmiş düzeyi daha az olan romanların yaşadığı bir mahalleler var ve genellikle işçi olarak çalışıyorlar. Bir de daha gelişmiş bir seviye. Tabii burada aslında görünen o ki sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin bu süreçte insanların pandemi koşullarına katlanıp katlanamayacağını da veya etkilenip etkilenmeyeceğini de gösterdi. Şimdi benim merak ettiğim şey şu, yaşlılar üzerine yaptığınız bu araştırmada işin sosyoekonomik kısmında ya da demografik bilgilerinde, yani yaşı 65 üzeri gibi genelliyoruz ancak işte hangi meslekten emekli olduğu ya da halen işte iş bir şekilde işe devam edip etmediği, mahalle kültüründe yaşayıp yaşamadığı ya da tek başına işte tek kendisi yaşıyor olabilir, eşiyle yaşıyor olabilir. Bir hani bağ kurabileceği evinde hayvanı olabilir, olmayabilir. Hani bunu sormamışsınızdır ama bunların bir etkisi var mı esasında? Benim merak ettiğim şey bu. Çünkü ya da hatta belki çalışma bir tık öteye götürülüp kırda, hani şu an çalışmanız kentsel bir bölgede yapıldı ama hani kırda yaşayan 65 yaş üstüyle kentte yaşayan 65 yaş üstünün bu anlamda bir etkilenme seviyeleri arasında bir farklılık var mı? Bunu sormak isterim. Teşekkür ederim. Pardon, ben de bir soru ekleyebilir miyim Ayşe Hocam? Şimdi biz hep evde olan yaşlılar üzerinden konuşuyoruz. Peki kurumsal bakım hizmetlerinde, huzur evlerinde, bakım evlerinde olan yaşlılarla da görüşebilme şansınız oldu mu? Çünkü biz o boyutu hiç konuşmadık Türkiye'de. Evet, çok çok güzel bir noktaya parmak bastınız hocam. İzin çıkmadı. Ne yazık ki bakım evleri için izin çıkmadı. İşin garibi şu, mesela Taksim'de elimizde izin belgesi var. Dediler ki sokakta yapamazsınız, çok tehlikeli. Ya yaklaşmıyoruz yani, esnafla görüşmemiz lazım. İşte simit satan kişiye de sorduk. Biz ki geneli de 65 yaş üstü oluyor. İşte milli piyango bileti satan kişiyle de görüştük. Hemen yanımızda bir gizli polis birisi vardı mutlaka. Yani o bile çok kısıtlı bir alanda oldu. Bakım evlerinde hiç izin alamadık yani o kısmına hiç kesinlikle izin verilmedi ama bir sonraki kısmında eminim o daha onu not olarak aldık, daha çarpıcı olurdu, karşılaştırma yapardık. Kırkent bağlamı da çok önemli bir soruydu, teşekkür ediyorum. Çünkü biz hep kentte İstanbul örneğini ele aldık ki İstanbul'un ben hep şey diyorum, kentin de kırsalı, işte İstanbul'un kırsal bölgelerinde de birçok insanın ne kadar mağdur kaldığını tespit ettik ki bu daha kırsal bölgelerde eminim çok daha yüksek seviyede olacaktır. Onun dışında ben çok canlı bir örnek vereyim. Bu süreçte benim yani ben aslen Çankırılıyım ve Çankırı'nın bir kırsal köyünde işte dedemle görüştüğüm zaman yani dede dedim çıkma sokağa, bak yasak var, dedi ki burası köy, köyde sokak mı olur, karantina mı olur? Yani oradaki insanların yaklaşımı ve tavrı daha farklıyken kenttekiler hakikaten kurallara uymak zorunda çünkü daha disiplinli bir şey vardı, yapı vardı. Demografik bilgiler kısmına soruya cevap olarak söyleyeyim Merve Hanım'ın. Evet, demografik kısmında biz çok fazla o kısımlara şöyle eğilmedik. Yani ilk sorduğumuz şey şuydu. Zaten dediğim gibi kısıtlı alanda ve imkanda yaptığımız için görüşmelere ağırlıklı olarak esnaf, mesela işte çiçek satan Kadıköy'de meydandaki çiçek satan kadınlarla görüştük. İşte esnaflarla ağırlıklı olarak görüştük. Sokaktaki vatandaşlarla da, özellikle emekli insanlarla görüştük. Şunu fark ettik. İnsanlar zaten bir defa görüşme yapmaya çok çekiniyorlardı. Yani o da bir sıkıntıydı. Hem pandemi koşulları, işte kimisi bize Covid misiniz ya da işte böyle bir şey geçirdiniz mi diye soranlar da oldu. Değişik şeylerle karşılaştık. Ama çalışmanın geliştirilebilmesi noktasında bizim şöyle bir kafamızda kurgu var. Özellikle kırsalı da alacak şekilde bir
anket çalışması yapabilmek. Ama yaşlıların biliyoruz ki çoğu zaten online anketi yapamaz. Ulaşabildiğimiz kadar kişiye kendimiz aslında yüz yüze anket yaptırmayı planlıyoruz. Bu kısımları daha detaylı alabilmek için. Anket yapamadık hocam. Çünkü birçoğu internet kullanmayı veya formu online doldurmayı bilmiyordu. Teşekkür ediyoruz. Güzel cevabınız için yine. Şimdi İbrahim Cansever'den gördüğüm kadarıyla son soru. Zaten 18'den önce bitirmemiz gerekiyor ki bir 10 dakika, 15 dakika bir sonraki toplantı için nefes alabilelim. İbrahim, orada mısın? Buradayım hocam, merhabalar. Merhaba, buyur. Öncelikle hocalarıma güzel sunumlar için çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Ben bir tek bir şeyi politika alanına indirebilmek için şöyle bir soruyu sormak istiyorum. Şimdi 65 yaş üzerine getirilen yasakların yanında 20 yaş altına da yasaklar birlikte getirildi. Çoğunlukla beraber, yani farklılaştırma tarihsel olarak farklı olabilir. Fakat 0-20 yaş arasına da karantinalar getirildi ki yapılan araştırmalar 20 yaş altında görme, duyma, denge problemleri ve obezitenin aşırı derecede arttığını da ortaya çıkardı. Araştırmayı Ayşe Hocanların yaptığı araştırmanın tarihini biz bugüne getirseydik belki de sonuçlar bir tık daha farklı olabilirdi. Yani şu şekilde şu şekilde ifade etmem daha doğru olur. Hani devletlerin sağlığa bakış açıları kendi davranış şekillerini de birazcık değiştiriyorlar. Örneğin bizim ülkemiz bu kapsamda Hüseyin Hocam'ın konudan konuya atlamış gibi değildi. Hüseyin Hocam'ın otoriter bir düzende kararlar alınma durumuna non-state kavramına da kesinlikle bir atıf yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Hani bu tür bir davranışın, yapılan politikanın yanlış anlaşılma durumunun da olması karşılık bulmaz mı? Ki bugün biz aşılamaya başladığımızda sağlık çalışanlarından sonra ilk sıraya yaşlıları koyduk. Nitekim çeşitli ülkelere baktığımızda Endonezya ve Hindistan gibi fazla nüfusa sahip olan ülkelerin yaşlılardan değil de gençlerden aşılamaya başladığını görüyoruz. Ki burada devreye sağlık ve ekonomi ilişkisi de bir nebzede giriyor. Bunun da göz önüne alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Endonezya yaptığı açıklamada biz kesinlikle ve kesinlikle çalışan kesim olan gençleri, yani 65 yaş üstünü öncelik olarak aşılayacağız. Yaşlılar daha sonra dedi. Ancak biz ve bizim Avrupa ülkelerinden örnek verecek olursak ve bizi göz önüne alacak olursak biz yaşlıları önceledik. Burada da yaşlıları hani aşırı derecede bu non-state kavramıyla da şey olarak aşırı bir korumacı yapıya girmesi ve Dilek Hocam'ın belirttiği üzere olayın tamamen farklı bir yere gitmesi durumu var. Hem katkı hem de bir soru olarak, yani bugün yapılsaydı belki de bu çalışma farklı bir sonuç doğurabilir miydi diye de sorayım, öyle bitireyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet hocam, aslında güzel nokta. Biz bu araştırmayı Eylül, Ekim, Kasım'da yaptık. Şu anda dediğiniz gibi aşılamayla beraber muhtemelen zaten gevşetildi, esnetildi bazı politikalar. Sonuçlar daha farklı olabilir. Zaten anket çalışmasını yaptığımız zaman bu boyutuna odaklanacağız. Yani ilk günlerle belki şimdiki arasındaki yaşadıkları hak ihlallerini soracağız. Çünkü konjektür ve durum değişti. Dediğiniz tespit de doğru. Biz de sürekli olarak yaşlılar böyle korunmaya, kollanmaya muhtaç, ihtiyaç sahibi üzerinden devletin inanılmaz bir totaliter yapısı var orada. Yani bu hiç değişmedi. Şu anda da böyle. Ama bu sokağa çıktığımız zaman yaşlılar üzerindeki algısı fazla koruma aslında insanları özgürleştirmedi. Yani aslında baskıladı. Kendilerini bu yüzden eve hapsolmuş hissettiler. Az önce söyledik 44 gün daha sonra, şu anda bile özgür değiller. Dolayısıyla şu yeni yapacağımız, hani anketle destekleyeceğimiz bölümünde bunu soracağız. İlk günler ve sonraki dönem arasındaki farkı. Teşekkür ediyorum katkınız için. Burada bir şey ekleyebilirim İbrahim Hocam. Şimdi biz bu çalışmayı yaparken aslında çok ciddi çekimler yaptık. Bizim projemizde aslında 7 tane ayrı film var. Yani 7 film üzerinden kısa, yani film de denmez ama bu küçük kısa videolarla bunu gündeme getirmeye çalıştık. Ve 7 video içinde bir bülten hazırladık. Ve bunları yaparken
hani bir taraftan bir şeyleri göstermeye çalışıyorsunuz, oluşuyor. Bir malzeme var bizde aslında. Daha hani derine girdiğimizde elimizde gerçekten hani kısa filmlerle çok küçük gibi gözüken o şeyin arka planında çok daha büyük, bizim gözümüzden bile kaçmış olabilecek veri var. Yani o verilere bile bakarak sosyoekonomik yapı, nereden kimle görüştük, onları bile hani çıkarma imkanımız var. Çünkü bizim çalışma grubumuzun bir bölümü özellikle tanınmış kişiler ve farklı alanlarda uzman kişiler de zaten bir 20-25 kişilik hani her an ulaşabileceğimiz bir grup var aslında. Diğer tarafta da sokaktaki röportajlar var. Elimizde çok şey var, veri var aslında. Ama onları bizim sınıflandırmamız lazım. Belki bir takım şeyleri yakalayabiliriz o anlamda. Yani onlar kayıtlı duruyor ama biz işte onun içine girip çalışıp çıkarabiliriz yani. Peki. Peki, teşekkür ediyorum Hilal Hanım. Şimdi Mete Hocam'ın da bir sorusu var. Son bir soru olarak onu alalım. Buyurun Mete Hocam. Hocam teşekkür ederim. Öncelikle özür dilerim. Geç katılabildim. Sunuşun büyük bölümünü dinleyemedim. Eğer bu sorunun yanıtı varsa şimdiden kusura bakmasın sunuş yapan değerli hocalarımız. Estağfurullah. Anlayabildiğim kadarıyla yaşlılara yönelik politikalar tartışılan bir sunum oldu. Kamu politikası çalıştayında da olduğumuz için hemen bununla ilgili Schneider ve Ingram'ın yanlış söylemedik adına şuraya bakayım. Hedef grupların toplumsal inşası diye bir çerçevesi var. Yani çok uzunca anlatmaya gerek yok da biliniyordur zaten. Olumlu inşa edilen gruplar faydaları alıyor kamu politikalarında. Olumsuz inşa edilen gruplar da yükümlülüklere tabi oluyor kamu politikalarında. Dediğim gibi başını kaçırdığım için tam anlatılan şeye uygun bir çerçeve gibi kamu politikasıyla da ilgisi olduğu için hani o açıdan da bağlantılandırılabilir gibi. Belki de dediğim gibi bu söylendi ama ben kaçırdım, kusura bakmayın. Bu kullanıldı mı veya kullanılması düşünülebilir mi eğer hali hazırda kullanılmadıysa? Teşekkür ederim. Hocam yani tabii çok güzel bilimsel ifade ettiniz. Hani COVID zadelerle zedeler meselesi oluyor herhalde bu. Bu İttin Hocam'ın çok güzel şekilde ifade ettiği. Tam dile getirmedi, benzer bir şeyler söylendi ama yine de bir cevaben ne derler Ayşe Hocam, Hilal Hanım ya da Dilek Hocam ne demek, ne derler? Kısaca cevap alabilirsek mutlu oluruz. Biz Mete Hocam teşekkür ediyorum. Biz bu teori üzerinden aslında yani kısmi olarak inşa ettik ama biz daha çok işin yaşçılık boyutuna, ayrımcılık boyutuna ilerledik. Yani yeni bir tabir olarak aslında COVID'le patlayan yaşlara yönelik ayrımcılık, yaşçılık olarak literatüre girdi ve biz aslında çalışmamızın kuramsal çerçevesini yaşçılık üzerine inşa ettik. Ama hedef grupların toplumsal inşasına da daha detaylı bakıp ondan faydalanabiliriz muhakkak. Çünkü tam metin üzerinde ondan faydalanacağız. Dilek Hocam varsa... Evet hocam, ben de teorik kısımda buna doğrudan değinmedim. Sadece işte genelgeler, bu genelgelerin ortaya çıkarabileceği muhtemel sorunlar ve bu sorunların ortadan kaldırılması veya bu sorunlarla mücadele edilebilmesi için politika önerileri neler olabilir? Bu çerçevede konuyu ele almaya çalıştım ama teorik boyutta teşekkür ediyorum. Önerdiğiniz, bahsettiğiniz konuya ve kaynağa da bakacağım hocam. Teşekkür ediyorum tüm sunum yapan arkadaşlarıma, değerli hocalarıma. 17.59, ben Aygün'e sözü bırakabilirim. Bir sonraki oturum için planlama nedir? Söz sende Aygün. Teşekkür ederim hocam. Her iki hocama da çok teşekkür ederim. Sunuş yapan diğer hocalarıma da çok teşekkür ederim. Ben de son olarak sözü Hasan Hoca'ya bırakayım. Hasan Engin Şener hocamıza. O planlamayı benden daha iyi biliyordur muhtemelen. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Songül Hocam, Hüseyin Hocam. Sunuş yapan değerli bildiri sahiplerine de, soru soranlara da çok teşekkür ediyoruz. Tam da zamanında bitirdiniz. Ayrıca bunun için de teşekkür ederim. 15 dakika bir dinlenme molası. 15 dakika sonra Profesör Doktor Argun Akdoğan hocamız bir değerlendirme toplantısı yapacak. Bu toplantı sonrasında, bu değerlendirme sonrasında da yorumlarımızı, tartışmalarımızı, gelecek sene
bir kamu politikaları çalıştayı yaparsak kim yapabilir? Nelere dikkat edelim? Bu toplantılarda bugün saat 10'dan beri yaklaşık 8 saattir ekran karşısındayız. Nasıl geliştirilebilir? Önümüzdeki yıl nasıl bir strateji izleyelim? Bu tarz konuları da değerlendirme fırsatımız olacak. 15 dakika sonra eğer ayrılırsanız aynı linkten bağlanabilirsiniz. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler.